Hayrettin Karaman İsraf, tasarruf ve dolar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehrin kıyısında abdest alsak bile suyu israf etmemizi istemiyor. Nehirde su çok olabilir ama bir insan bir kere gereksiz olarak bol harcamaya alışırsa, suyun az olduğu yerde de çok harcar ve işte israf alışkanlığı böyle oluşur. Bazı israf örneklerini hatırlayalım. Sık sık ülkemizde ekmek israfından bahsediliyor ve israf edilen ekmekle milyonlarca aç insanın doyabileceği ifade ediliyor. Ama biz yine de ekmeği israf ediyoruz. Okumuş yazmış sözde kültürlü insanlar da sonradan görmüş olanlar da açık büfe usulü yemek aldıklarında yiyeceklerinden fazlasını alıyorlar. Kendileri almazsa çocukları alıyor, onlara ses çıkarmıyorlar. Masadan kalktıklarında çöpe gidecek ekmeğe, yemeğe ve meyveye bakınca insan kime ne diyeceğini bilemez hale geliyor. Zaten bir şey diyecek olsanız sizi azarlamaya hazır duruyorlar. Evlerimizde birçok eşya, alet, giyecek ve benzeri var. Çoğumuz bunları dayanabilecekleri son güne kadar kullanmak yerine farklısını, yenisini, daha fiyakalısını, konu komşuda gördüğümüz yeni çıkanını görünce mevcudu atıyor, ötekini alıyoruz. 100 liraya alabileceğimiz, mal edebileceğimiz bir şeyi sırf marka düşkünlüğü yüzünden 1000 liraya alanlarımız oluyor. 10 liraya lahmacun hatta pide var. Pek inanmak istemedim ama bu tatilde bir moda tatil yerinde 70 liraya lahmacun satanlar ve alanlar olmuş. Her evde çocuklara mahsus oyuncakların yığıldığı bir depo var. Oyuncakları kanıksamış olan çocuklarımıza alınan, getirilen yeni bir oyuncağın ömrü bazen bir saati bulmuyor. Çocuk ya kırıyor ya da bir kenara atıp başkalarına yöneliyor. Büyük bir afet olan zaman israfı en değerli varlığımız olan ömrümüzü boşa akan sel suyu gibi alıp götürüyor. Tüketim çılgınlığı kapitalizmin dellalları veya davulcuları olan reklamcılar sayesinde zirveye tırmanmaya devam ediyor. Dışarıdan çok alıyor, ithal ediyor, dışarıya az satıyoruz. İhracatımız daha az oluyor. İthal edilenlerin tamamı zaruri ithal malları değil. Oranını bilmiyorum ama oldukça önemli bir kalemin ve miktarın gereksiz ithal malları olduğunu biliyorum. Gelelim tasarrufa. Bizim dinimiz, ahlakımız, geleneğimiz sahip olduğumuz malların asıl malikinin Allah olduğunu, bunun bize belli sınırlar ve kurallar çerçevesinde kullanılmak üzere emanet edildiğini söylüyor. Şu halde bir Müslümanın servetini kural dışı ve topluma zararlı olacak şekilde kullanması emanete hıyanet teşkil ediyor. Tevbe suresindeki Kenz ayeti güncel problemimiz olan döviz stoklama konusunu da içeren güçlü bir uyarıdır. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Bu ayeti Kur'an Yolu isimli tefsirimizde şöyle açıkladık. Ayette daha sonra topluma iyi örnek olacak yerde kişisel ihtiraslarını bütün değerlerin üstünde tutan bu din temsilcileriyle birlikte özellikle o günkü şartlarda temel iktisadi mübadele araçları olan altın ve gümüşü stok ederek Ekonomiyi durağanlaştıran ve böylece toplumun çeşitli mahrumiyetlere maruz kalmasına sebebiyet veren kimselerin de acı veren bir azaba çarptırılacakları bildirilmiştir. Müteakip ayette de bu cezanın ne kadar ağır olacağını gösteren bir tasvire yer verilmiştir. 34. ayette Allah'ın hoşnut olacağı yollara harcamak üzere makul birikim sağlayan kişilerin bu kapsamda düşünülmemesi için konan özel kayıttan burada iktisadi hayatın canlılığını sağlayan mübadele araçlarını sırf kişisel servetlerini artırma amacıyla kilitleyenlerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu ifadenin tefsiri sırasında Hazreti Peygamber'e ve sahabilere atfen zikredilen birçok rivayette başta zekat ödemeleri olmak üzere gereken vecibeleri ihmal etmeksizin ve üzerinde kul hakkı bulundurmaksızın servete sahip olmanın buradaki yergi ifadesinin kapsamında olmadığını göstermektedir i̇bn Aşur esasen ayetin bu konuya sırf servet sahibi olma ve mal stoklamayı yerme veya hayır yollarına harcama yapmayı övme bağlamında değinmediğini, ayetteki tehdit ifadesinin harcama yapmaksızın ekonominin tıkanmasına yol açacak tarzda servet biriktirme ile ilgili olduğunu belirtir. Devam edeceğim. Hayretin Karaman, Yeni Şafak